Yumuşacık. Merhaba Aydo. Benim bir numaralı patates kardeşim. Nasılsın? Nesi var onun? Belli değil mi? Hayır. Dostum, Aydoğan'ın karşısında patates yiyorsun. Patates! Bu kadar. Bu Aydoğan'ı üzüyorsa bir daha asla patates yemeyeceğim. Sevdiğim bir sürü başka yiyecek var. Onları yerim. Gidip biraz patates kızartması alayım. Onlar da patates. Patates kızartması neden yapılıyor sanıyordun? Fransızlardan. Hayır dostum, hayır. Ha? O da patates. Elma dilimi. Patates. Mücver. Patates. Patates kroket. Patates. Kroket. Patates. Patates tava. Patates. Patates salatası. Bu kadar düşüncesiz olduğuma inanamıyorum. En azından bir kereliğineydi. Her bir cips dilimlenip doğranır ve kızgın yağ yavaşça bırakılır. Evet. Sonra kızgın yağda tekrar kızartılır. Saatin var mı? Tabii. İki çeyrek geçiyor. Kızartmadan önce son kez kızgın yağ atılır. Çok güzel. İstemsin. Çok düşüncesizim. Evet, başkalarının duygularını düşünmelisin. Ayrıca çok fazla patates yiyorum. Seninle gurur duyuyorum dostum. Bir sorunun olduğunu kabul etme gelişmenin ilk adımıdır. Peki. Benim bir sorunum var. Harika. Daha iyiyim. Dostum, iyileşmenin tek adımı bu değil. Bir de sandalyenin sırtı yok. Belki de sorun sandığından daha büyüktür. Yardıma ihtiyacım var. Pekala dostum, dolabını ve masanı temizledik. Atladığımız bir yer var mı? Başka bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Başka patates olabilir mi acaba? Sanırım hepsini topladık. Beni gizli zulana götürdüğün için teşekkür ederim. Ama gizli yerime asla. Güçlü ol dostum. Kolay olmadığını biliyorum. Bu benim için çok duygusal bir an. Bu halimde bu korkunç yıkıcı değişiklikler olup duruyor. Ama sorun yok. Her şey harika. Tek yapmam gereken... Sakin olmak. Çok ama çok sakin. Hareket eden her şeyle savaşacağım. Sandığımdan daha iyi başa çıkıyor. Çoğu insan akıllarını dağıtacak, elleriyle yapabilecek başka uğraşlar buluyorlar. Biz de elleriyle yapacağın şeyleri araştıralım. Wow! Origami! Bu harika bir fikir. Daha iyi hissediyor musun? Hem de hiç. En azından kimseyi üzmedi. Merhaba çocuklar, ebeveynlerimi gördünüz mü? Bugün Bayan Simiyan'ı göreceklerdi. Hayır. Boş verin. Belli ki fedakarlık ve iyi niyet işe yaramıyor. Bilim gibi görünen ama olmayan bir şeye inanmamızın zamanı geldi. Doktor Zandor'un kendinizi daha sağlıklı hipnotize edine hoş geldiniz. Şimdi sakince sesimi dinleyin. Çok uykunuz gelecek. Bir tarlada uzanıyorsunuz. Çok uykunuz gelecek. Faydası oldu mu? Hayır, bu da yaramadı. Çek şu cipsleri yüzümden. Merhaba, ne yapıyorsunuz çocuklar? Söylemek zorunda mıyız yoksa kulak misafirliği yaptığın bir çözümünün olduğunu itiraf edecek misin? Elbette var. Scoop Dog'a bırakın yeter. Tamam. Buraya mı geliyor, biz mi gidiyoruz? İkisi de değil. Yani burada bekleyecek miyiz? Hayır, hayır, hayır. Benim. Scoop Dog benim. Denediğim yeni bir rumuz. Hiç açık değildi. İşe yaradı mı? Pek sayılmaz. Kaçırma terapisi sadece farklı müzikli bir reklam. Bak. Ayrıca belki gözlerimi patates kızartmalarıyla açmasaydın daha çok işe yarayabilirdi. Başka parlak fikri olan? Ben Small'un grup terapisine ne dersin? Çok iyidir. Takıntılı kişiliğimi tedavi etmek için hepsine katıldım. Her birine. Bir haftayı bile kaçırmadım. Denedim ama yapamadım.